Definecilerin kaçak kazı yaptığı o noktadayız. Kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan şu anda o definecilerin kaçak kazı yaparak içeride tarihi eser ve buna benzer değerli ziynet eşyaları aradığı noktayı az sonra sizlere gösterecek. Ancak buraya ulaşmak oldukça zor. Önce nasıl ulaştığımızı, nasıl geldiğimizi ve definecilerin nasıl bir yol yöntem izlediğini sizlere anlatalım. Burası Başakşehir'de tepelik bir alan, hemen yanında dere yatağı söz konusu. Dere yatağın bitişindeki tepelik alanın içerisindeki oyma kayalık mezarların içerisinde bu defineleri aramaya çalıştı o dört zanlı. Biz de definecilerin kullandığı yolu izleyerek buraya inmeye çalıştık, ancak ne bir araç yolu var burada ne de bir yaya yolu var. Bu yüzden de buraya ulaşmak oldukça zor oluyor. Definecilerin kullandığı yollardan bir tanesi işte bu tepelik alan. Tepelik alanın zirvesinde bir araç yolu söz konusu. Aracımızı oraya bıraktık. Hemen ardından da definecilerin izlediği yolu kullanarak da patika yoldan, dikenlerin, çalılıkların arasından yaklaşık yarım saat süren bir yolculuk sonrasında zor koşullar altında buraya ulaşmayı başardık. İşte o zanlılarda her gece buraya geldiklerine bir ay boyunca bu yolu kullanarak burada kaçak kazı yapmaya devam ettiler. Peki burada ne var? Önce ondan bahsedelim. Ben içeri girmeye çalışacağım. Kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan'dan da rica edeceğim. Çok fazla içeri giremiyoruz. Yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim. Bakın burası aslında ağzı kapalıydı kaçak kazı yapılana kadar. İçeride antik çağlarda oluşturulmuş bir aslında kaya mezar söz konusu. Duvarların da yapısı sizlere göstereceğiz. İşte o dönemlerde yapılmış duvarlar söz konusu, örülmüş duvarlar söz konusu. İşte o defineciler 10 metre boyunca bu tünelden içeriye kadar kazı yaptılar. Ardından da tünelden sola doğru bir yol daha gidiyor. Yine bir tünel açılıyor. O tünelin aşağısından da bir çukur açılıyor. O çukurda balçıkla dolu bir çukur. İşte o balçığı kazarak içerisindeki mezar odasına ulaşmaya çalıştı o defineciler. Ve tabii buraya girerken de zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Çünkü tünelin içerisi, daha doğrusu buranın içerisi hem zehirli gaz hem de suyla doluydu. İşte o suyla zehirli gazı tahliye edebilmek için de hemen kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan'dan rica edeceğim tekrar. Gördüğünüz gibi alüminyum folyoya sarılı boruları kullanmaya çalıştılar. O suyu tahliye ederek dere yatağına boşalttılar. Yine jeneratörler kullandılar, aydınlatma sistemleri kullandılar ve bu şekilde içerisindeki zehirli gazı boşaltmaya çalıştılar. Yaklaşık bir ay boyunca gündüz kendi işlerine çalıştılar. Gece ise buraya geldiler ve içeride kazı yapmaya çalıştılar. İçeride ne var? Mezar odası olduğunu söylemiştik. Önceki dönemlere ait önemli bir ailenin bireylerinin defnedildiği bir mezar olduğu ve içerisinde tarihi eserler bulunduğu iddiası söz konusu. İşte İstanbul Kaçakçılık Şube ekipleri de yapılan baskın sonucu bu kaçak definecileri, kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı. Ellerindeki malzemelerle birlikte gözaltına aldı. Aracımızı yol kenarına park ettikten sonra patika yoldan dere yatağına doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca yürüdük. Şimdi karşımıza çalılıklar ve dikenlerle kaplı dik bir yokuş çıktı. Definecilerin yaptığı gibi bu yokuştan aşağı inerek kazı alanına ulaşmaya çalışacağız.
Aracımızı yol kenarına park ettikten sonra patika yoldan dere yatağına doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca yürüdük. Şimdi karşımıza çalılıklar ve dikenlerle kaplı dik bir yokuş çıktı. Definecilerin yaptığı gibi bu yokuştan aşağı inerek kazı alanına ulaşmaya çalışacağız. Kaya mezarların milattan önce 2000 yılına ait Batoneia antik kenti kalıntıları olduğu tahmin ediliyor. Burada ise o dönemde varlıklı bir ailenin fertlerinin defnedildiği mezar odaları bulunduğu, definecilerin de bu mezar odalarının içerisindeki tarihi eserleri ele geçirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.